Ekstrem bir gezi olacağı için yani vinçte kullanacağız, çamura da batacağız, kanala da yan yatacağız. Yani o yüzden sıkıntı yok. Ben niye ortada kaldım, sonda kaldım diye düşünmenize de gerek yok. Etabın içi yeterince hepimize keyif verecek. Evet sevgili dostlar, tekrardan İzci ile berabersiniz. 2013'ün ilk programı. Evet Mustafa'cığım, gene Kocaeli bölgesinin en güzel yerlerinden birine götürüyorsun bizi. Evet, bugün Anatolia Offroad Kulübü'ne bağlı arkadaşları, Murat dostumuzu ve değerli üyelerini İzmit'te yeni bir parkura getiriyoruz. Bu parkur Gölcük'ten başlıyor, İhsaniye'den devam ediyor. 1600 metre yükseklikteki erik düzüne doğru tırmanacağız. Etap çok sert değil. Bizim B sınıfı bir etap dediğimiz bir etap. Evet. Ama biraz kırıcı olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Bütün araçların kilit sistemlerini, artikülasyonlarını deneyebileceğimiz offroadçular için çok güzel bir etap. Güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Güzel çekimler olacak inşallah. Evet. Evet sevgili dostlar, hepinizin bu arada 2013 yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz hepinize. Evet, İzci bu hafta Samanlı Dağları'nın üzerinde yeni bir rotada sizlerle beraber olacak. Bizden ayrılmayın efendim. Evet sevgili dostlar, şu an bulunduğumuz nokta Nusretiye Köyü çevresinde bir yerdeyiz. Tam Nusretiye Köyü biraz arkada kaldı. Gölcük'e bağlı. İzmit'in doğu tarafı, arka taraf Marmara Denizi arkamızda kaldı. Ön taraf İznik istikametine doğru yüzümüz dönmüş vaziyette. Evet Mustafa, etaba giriyoruz. Etaba başlıyoruz buradan. Etabımız arkadaşlar 10 kilometre uzunluğunda. Bir dere yatağından önce kaya tırmanışı yapacağız. Kaya tırmanışı yaklaşık 500-600 metre. Daha sonra kanal geçişlerimiz var. Daha sonra mola vereceğiz. Bir araçlarımızı kontrol edeceğiz. Kırılan, dökülen bir şeyimiz var mı? Ondan sonra yine devam edeceğiz. Gün içinde yine etaplar hakkında bilgi vereceğiz. Şu anda hepinize kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Evet, şimdi kazasız belasız bir etaba giriyoruz inşallah. Buyurunuz. Kapatmışsın ha.
kulaklığını poliüretan ve zincirle bağlıyoruz şaseye. Bu arabayı yeni almıştı Yunus. Dün gece 11.30'a kadar kilidiydi, aksiydi falan, şaftı derken bu kısmına vakit kalmadı. O yüzden bu da bize ders oldu. Murat Başkanım. Sıkıntı yok mu? Bu arabayı aşağıya salarsak motor da biraz kendine gelir. Şu anda kasık. Orada bir şey yapabilirsek yaparız, yapamazsak devam ederiz. Yani şu anda çalışamayacaksın, güvenli bir yerde değiliz. Evet. Aşağı biz arabamızı alalım. Kaputu kapatalım abi. Fren durumumuz, motor çalışıyor, fren normal. Dur abi. Tut abi içinde. Uğur! Arabayı salsana. Sağ arabayı geri çek. Thank you.
Hayır, şimdi streple bağlayacaklar motor kulağını. Evet. O şekilde hani buraya girmesin de daha düzgün bir yerden geçsin. Daha düzgün yoldan gelebilir ama bazı yerde takılabilir. O virajlar falan çok kötü ama oradan onu yani kolay bir yol değil. Nasıl tarif edebiliriz ki? Alalım. Yani, çünkü şu az ileride kanal var. Orada belki binçleyeceğiz, belki takılacağız. Gidelim hemen. Tamam. Zaten bunun da sonunda bir tekrar dinlenme yeri var. Duracağız böyle, yukarıdan gelen araçları izleyeceğimiz bir yer var. O şeyi ne yaptık? Motor kulağı kopan arabayı. Onu şimdi Murat, onunla konuşacağız. Bağlıyor bizim alacak başkan. Bir konuşayım hadi şimdi Murat'la. Evet, şimdi Mustafa Özdağ Minimop'la parkuru mahvetti açıkçası. Ama Mustafa'yı ben çok eskiden tanıyorum. Aynı Yunus balığı gibidir. Gemileri geçemeyen Yunus balıkları nasıl kendini pervaneye atar? Mustafa da şu an öyle. Ya geçecek ya geçecek burayı.
Evet, ben umutluyum geçecek birazdan ama Mustafa geçtikten sonra geri kalan araçlar nasıl geçecek bilmiyorum. Bence onlara yol. Bakın size göstereyim kanalın boyunu. Şu an kanalın boyu bu vaziyette. Umarım Mustafa geçtikten sonra herkes geçer. Ver abi kamerayı. Mesela sizin makaslı arabalarınız 33 lastik. Bunların hesabını yaptım. Evet. Makas yüksekliğini sadece bu yolu kurtarıyor. Evet. Ve bu yolu daha önce Murat abi geldi. Daha önce gördü. İlk kez geldiğiniz bir yol değil. Evet. Ben kendisine dün aradım. Abi seninle gittiğimiz yoldan gideceğiz dedim. Bir problem var mı? Ben 4 sefer geçtim. Yok dedim. Gir kardeşim burayı. Bak ne hale getirdiniz. Bunun esprisi canım yok canım abicim. Sen sağ taraftan yol açtık. Bir saniye arkadaşım. Size. Madem öyle dinle müsaade et. Hiç uğraşmadan, o Ünümak'ı oraya sokmadan müsaade etseydin 8 aracımızı biz yukarı alsaydık. Nasıl alacaktınız? Nasıl mı nereden alacaktınız? Mümkün değil, mümkün değil. Abi. Nereden öyle alacaktın mi? Pardon. Başka tamam. Seçenek yok. Nereden yok, alacaktın yok, sen? Mümkün buradan değil. Sağ tarafta koca bir rampayı yıktım. Sol taraftaki kanal bundan daha derinliği yanları içine toplamaya Allah çalışıyorum ki arka taraf geçsin. Dolayısıyla şu anda yolunuz açık. Çıkmak istersen buyur, çıkmak istemezsen can sağ olsun abi. Sessiz olalım arkadaşlar, bu ormanlar bizim değil. Burada yaşayan diğer canlılar var. Konuşmaya, tartışmaya, bilmiyorum. Kavga ya, gürültüye gerek yok. İstanbul'a gitmek zorundayım da o yüzden yani. Tamam. Herkes arabasına gitsin. Hayır hayır, gidin. Arabalarınızın başına bunu alacağız, hepsi çıkacak buradan. Sadık şuraya bir köprü vöprü bir şey yap. Nasıl inşaat mühendisisin sen ya? Biliyorum abi, ha odunu getirdik. En abi az da aşağı tamam. En yüksek yer var ya. Ya oradan çıkış varmış galiba, güzel. Mustafa bir durum değerlendirmesi alalım. Tabii biraz ortalık gerildi ama senin de emniyet açısından endişelerin var. Evet. Yol yaptık biraz. Ünümak'ta yarım saat uğraş sonucu. Geçecek araçların portal aksı olmadığı için diferansiyelleri değiyor. Onun için kenardaki çamurları ortaya yığmaya çalıştım. Göreceksiniz zaten çekimlerde. Yığdık bayağı. Ama yine de kurtarmayacağını görünce başka sağ taraftan bir yol yaptım. Şimdi sağ taraftaki yolda da araçların açıları kurtarmayacak, devrileceğinden korkuyoruz. O olay bu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yolu kalasla, kütükle falan biraz takviye edeceğiz. Evet. Hadi bakalım.
Vallahi gelişini beğenmedim dayı dedim. Kurtar diye bağırdım ama hiç kimse olamadı.